Bunda bir sıkıntı yok. Peki, tabii devam ki. Edelim arkadaşlar sorularımıza. Dini bilgisi olmayan insanlar, mesela zenciler, Afrika'da yaşayan zenciler, günahtan sorumlu mu acaba? Evet. Şimdi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize açık bir şekilde şöyle söylüyor. Diyor ki, hiçbir ümmet, topluluk yoktur ki Allah o ümmete bir elçi göndermemiş olsun. Ama aynı şekilde Rabbimiz diyor ki, Allah'ın göndermiş olduğu mesajlara muhatap olmamış insanlar sorumlu değillerdir. Şimdi bakın, şunu anlamamız gerekir. Allah'ın yeryüzünde kurmuş olduğu bir sistem var. Bu sistem içerisinde hak din dediğimiz, yani Yahudi, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi tek tanrılı dinlere inanan insanlar olduğu gibi çok çeşitli kültürlere, inançlara sahip insanlar da var. Ama biz yine biliyoruz ki her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamberimizin ismi geçse de Allah çok daha fazla peygamberler gönderdiğini, vahiyler gönderdiğini ifade ediyor bize ayetinde. Yani birçok topluma daha önceden bir peygamber gelmiş olabilir ama o toplum kendi içindeki zulüm, kendi içindeki azgınlıklar sebebiyle o vahyi bozmuş ya da başkalaştırmış olabilir. Ama bilmemiz gereken şey şu, Rabbimiz adildir. Bakın, adalet ahirette, o büyük mahkemede, hesap günü tecelli edecek kaçınılmaz bir şeydir. Rabbimiz adildir. Rabbimiz kullarını yaratılış kapasitesine ve eylemlerine göre sorumlu tutar. Dolayısıyla bizim oturduğumuz yerden, yani şunun durumu ne olacak, bunun durumu ne olacak, o sorumlu mu, bu değil mi şeklinde bir yorum yapmaktan ziyade yapmamız gereken şey şu. Ben kendim şu anda yaşadığım, içinde bulunduğum inanç ve işte toplum içerisinde ne yapabilirim sorusudur. Onun hükmü Allah'a kalacaktır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili güzel bir örnek var. Hazreti Musa Firavun'a Allah'ın ayetlerini tebliğ etmeye gidiyor. Firavun da diyor ki Hazreti Musa'ya, eğer senin bu dediğin doğruysa, gerçekten bir Allah varsa ve Allah seni peygamber olarak gönderdiyse bizden öncekilerin durumu ne olacak? Yani sen gelmeden öncekilerin durumu ne olacak? Hazreti Musa şöyle cevap veriyor ona, diyor ki onun bilgisi Rabbimin katındadır. Rabbim unutmaz ve şaşırmaz. Onu Rabbimiz bilir. Yani Allah adildir ve her insana kendi içinde bulunduğu ölçülerde yaptığı eylemlere göre bir hesaba çekecektir. Ona göre onları sorumlu tutacaktır. Çünkü bakın, Afrika'daki bir kabile bile olsa bizim İslam inançları örtüşmeyen bir takım adet ve uygulamaları olsa da insanların ahlaken ortak bir takım noktalar olduğunu da görüyoruz. Yani o toplum içerisinde bir takım değerlerin, bir takım ahlak işlerin oluşabildiğini görüyoruz. Hı hı. Demek ki Allah onların içinde bulunduğu değerler üzerinden o insanları herkes değerlendirecek. Herkes kendi içinde. Evet, aynen öyle.